Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel günler diliyorum. Güzel günler diyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çayınızı alabilirsiniz değil mi önünüze? Evet, karşınıza çaylarınızı alın karşınıza ve yudumlayarak da bizi izleyebilirsiniz. Yudumlayarak da bizi izleyebilirsiniz. Böyle güzel, hoş bir muhabbet edilmeyi başlayacağım. Evet. Arkadaşımla beraber değil mi? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar bugün konum, benim bu an anlatacağım konum. Stres yönetimi, stres hakkında biraz konuşacağız. Stresle başa nasıl çıkarız? Bunlar hakkında naçizane kendi söylemlerimizi konuşacağız. Ben pası sana atıyorum. Şöyle soldan stresle soldan. Uzak durmak için. Aynen, arkadaşlar, stresten uzak durmak için ne yapmak lazım? Mesela ne yapmak lazım stresle uzak durabilmek için? Mesela stresten uzak durmak için bir spor yapmak lazım yani. Motivasyonunu güçlendirmeniz lazım. Spor. İlk önce hedef spor olmak lazım. Evet. Spor yaptığı zaman stresi her zaman uzak durursunuz. Düşüncelerden, gereksiz düşüncelerden. Her zaman uzak durursun yani bunlardan. Evet. Bunlardan uzak durursun. Yani düşünceler oldukça, kafanda takılan böyle düşünceler oldukça artık da ondan çıkamazsın artık da. Bu seni böyle ilerler. İlerledikçe yani senin bu artık aklında, beyninde kalır yani. Sonra sana bir sürü hastalıkları getirir. Kesinlikle. Bir sürü hastalıkları kesinlikle getirir. Ruhsal hastalık yani ruhsal. Yani hastalık, psikolojik hastalık, her türlü hastalığı getirir yani. Kesinlikle. Bütün hastalığı getirir. Kesinlikle katılıyorum ben de arkadaşıma. Arkadaşlar. Yani bu bol, yani zamanınız varsa spor yapın, kitap okuyun. Ses konuşabilirsin. Kitap okuyun, yürüyüş yapın. Hı-hı. Katılıyorum, seninle aynı müzik dinleyin, bol bol da müzik dinleyin. Evet, müzik dinleyin, sinemaya gidin, arkadaşlarınızla gezin. Yani bunları yapabilirsiniz yani. Arkadaşlar, stres yönetiminde arkadaşların dediği her şeyi imzamı atıyorum. Attıktan sonra devam ediyorum. Mutlaka spor yapın, stres yani, yönetiminde. Stresiniz varsa, efendim stresim var, efendim saçlarım dökülüyor, duygusalım, şudur budur, evet, her türlü şeye spor öncelikle. Evet, çekin başa bunu. Yani fiziksel hastalıklar sıkıntı verir. Arkadaşlar bir söz bile... Seni yaşlandırabilir yani. Bir söz bile... Dökülmesi olur, ondan sonra yaşlan... Kısa yönden seni yaşlandırır yani. Bu aynen öyle. Ya şöyle söyleyeyim, bir söz bile arkadaşlar sizi bozabilir. Güzel bir söz sizi mutlu ederken, kötü bir söz sizi bitirir. Aynen. Stres yenmenin arkadaşlar aşamaları var. Yani stres neden yapılır? İş hayatında olur mesela genelde çok. Yani okul hayatında, iş hayatında. İş, okul olsun. Yani bunlar da olur yani. Yani biri sana yeler, seni çekemez. Hı-hı. Sana kötü bir laf eder, seni kıskanır. Bu da var yani. Senin niye yaptıklarını, senin güzel başarını kıskanır yani. Senin yaptığın güzel başarıları kıskanır. Olur. Seni çekememezlik olur. Yani bunun gibi sana laflar söyler, sana bir şeyler der. Sen de bunu takıntı haline getirirsin. Arkadaşlar, benim görüşüm de şu, çok güzel anlattım bu arada. Ya stres tamamen sizle ilgili bir şey. Yani stresi yenmeniz için öncelikle arkadaşlar umutlu, pozitif olmanız lazım. Kötü her şeyi atın bir kenara. Hatta spor falan dememe gerek yok. Bol bol su içmeye dememe gerek yok. Geçmişi atmanız lazım. Önünüze her zaman bakmanız lazım. Onları çıkarması lazım. Her zaman önünüze bakmanız lazım. Arkadaşlar stresi yenmek için pozitif olunuz. Bol bol kitap okuyabilirsiniz. Parasal bir stresiniz varsa, parasal olarak stresiniz varsa arkadaşlar herkesin parasal sorunları zaten var. Parayı dert etmeyin. Odaklanın, daha çok çalışın. Sakın tembellik yapmayın. Bol bol çalışmak yani iş. İş yaparaktan da yani bu stresi üzerine atabilir yani. Evet. Her türlü atabilir. Tabii. Yani atabilir. Abi şöyle söyleyeyim ben. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Stres yönetimi en önemli şu anda iş dünyasına karşımda çıkıyor. Tabii, stres tabii. Yönetimi. Onun dışında okul dünyasına karşımda çıkıyor. Derslerde her yerde stres var. Mesela ben o elimden geldiğince pozitif bakıyorum. Sen nasıl bakıyorsun? Tabii, her türlü strese karşı çünkü her zaman. Bu hayatta arkadaşlar her şey olabilir. Yani hayatta bir bakmışsın ölmüşsün. Her zaman hayata her zaman güzel bakacaksın. Pat diye öldün. Evet. Ya da ben pat diye öldüm. Yani şu anda öldüm. Bir şey oldu. Yani değmez. Ben şöyle söyleyeyim. Hiçbir şeye değmez. Kalp kırmaya değmez. Ufak egolara değmez. Boş evet. Egolara değmez bu. Şimdi adam mesela gidiyorsun arabanla kullanıyorsun. Arabanla gitti şimdi birine çarptın. Yol vermedin ona. Adam sana kötü söz söyledi. Evet. Ne oluyor? Kendi sindirimizi kontrol edemiyoruz. Adam bize küfür edince ne oluyor? Kötü bir laf söyleyince, hakaret edince. Ondan sonra gidiyoruz. Adama biz de küfür ediyoruz. Ondan sonra böyle ne oluyor? Ondan sonra böyle bir fiziksel olaraktan bir tartışma oluyor ondan sonra. Fiziksel olaraktan. Katılıyorum ya sana. Ondan sonra bir yani ondan sonra stres başlıyor. Stres. Yani
arkadaşlar burada aslında anlatmak istediğimiz şey size burada iyi şeyler söylemek, pozitif dikkat etmemiz lazım her zaman. Sinirinizi kontrol edin her zaman. Sinirimizi kontrol edemezsek yani streste de olsun hiçbir daha şey kötü şeylere de hiçbir yol açabilir. Eğer siz kendinize hakim olamıyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim yani, ben lafını da böldüm balla, kaymakla balla. Evet. Şunu da söyleyeyim. Ne demişler bir atasözü var? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Arkadaşlar stres sizi mahveder, yaşlandırır. Hayatı çekilmez hale getirir. Her zaman hayatı güzel bak. Yaşanılacak yani. Yaşamayı bilirsek yani tabii yani. Kesinlikle. Yerlerden, gereksiz şeylerden uzak duracağız yani. Aynen. Hani uzak kötü arkadaş varsa bunlara mesafe koyacağız yani. Bunlara mesafe koyacağız. Bunlara ne kadar mesafe koyarsak o kadar rahatlarız yani. Yani uzaklaşır. Stres bizden uzaklaşır. Sizin arkadaşlar stresi başa, yani stresten uzaklaşmanız için yapmanız gerekenler belli. Negatifleri atıyorsunuz, pozitif önlüyorsunuz, en kötü şeyde bile başkasını suçlamıyorsunuz. Evet, bir de şöyle bir huy gelişmiş insanlarda, başkalarını suçluyorlar ya kendini mi suçlu? Evet. Yani kendini suçlu, sen başkasını kendi bırak. Kendi gibi davranan hani, oluyor. Empati kur, karşındaki evet. Haklıysa bile, bak karşındaki pardon haksızsa bile karşındaki, kendini değiştir. Evet. Mütevazı ol. Mütevazılık nasıldır? Mütevazılık. Demek güzeldir yani mütevazılık yani. Karşıdakine doğruluk verir yani. Mutlaka mütevazı yani. Olun. Mutlaka mütevazı olun. Karşıdaki sevindirir yani mütevazı olursak beraber böyle. Karşıdaki sevindirir. Güzel diyorum. Aynen. Diyalog halinde olun, mutluluk verin. Hiçbir şey yapamazsanız da muhabbeti kesersiniz. Her zaman. Yani güzel arkadaşlar seçin yani. Güzel arkadaşlar seçince stres yani yönetimi için 100 tane arkadaş olun yani aynen, bir tane aynen. Olsun daha iyi. 100 tane arkadaşın bir tane arkadaşın olsun dediğin gibi az olsun öz olsun. Evet. Yani arkadaşlar o kadar çok yapılacak şey var ki yani boş şeylerle uğraşmayın. Yani dediğim Türkiye'de yani bir de sana bir şey soracağım. Konudan alakası hatırlıyor musun? Biz bu mekana bir 6 ay önce daha gelmiştik. Gelmiştik evet. Arkadaşlar biz tekrar bu mekana gelmişim için yeni bir çekim daha 6 ay önce geldik, çekim yaptık. 6 ay sonra yazın tekrar çekmeye. Şimdi devam evet, edebilirsin. Evet. İnşallah. İşte dediğim gibi işte Türkiye'de olsun yani yaklaşık yani herkesi psikolojisi bulduk yani sorunlar yaşıyor yani. Neredeyse yani iş hayatında olsun işte okul olsun. Her şeyden gereksiz her şeyden insanlar şey, yani bir şey kapıyor yani böyle. Yani takıyor bunu kafaya böyle. Kafaya takıyor yani bunu. Aynen. Doğru diyorsun. Yani geldiğim yani işte yani psikolojiye gitmek yani bir şeydir yani kendini böyle yani psikoloğa gidiyorsunuz deli zannetmek öyle bir şey yok yani. Düşünmemeleri lazım öyle bir şey. Psikoloğa yani psikiyatri psikoloğa bile yani, hani ya tedavi yani bu yani bir ruhsal bir tedavi yani. Sana gerçekten şey, çok seni çok terapi ediyor. Aynen yani. Çok sıkıntılı bir süreçleriniz varsa gidin. Evet. Ben tavsiye ederim. Psikoloğa gidebilirsiniz. Faydalı bir şey yani. Faydalı çünkü hekimler bu işin ehli. Evet. Gerçekten insanın her yani zaman. Ruhsal bozuntusu vardır, psikolojik sorunları vardır. Sıkıntını dinleyebilir git yani. Kardeşim, psikiyatriye, psikoloğa git, seni bir dinlesin. Sana güzel tedavi yapar, derinlere iner, güzel bir ilaç verir belki değil mi? Rahatlarsın. Tabii. Hani eski haline gelirsin. Sorunlarından kurtulmasan bile yani rahatlamanda yardımcı evet. Olur. O yüzden de hekimlerimize, doktorlarımıza güvenelim. Mesela abi. Bunu aşamıyorlarsa böyle kafada dinleyecek böyle daha uzak bir yerlerde gidebilirler yani. Git köyüne. Yazlık olur gitsin. Yazlığa git köyüne git. Güney'e, Ege'ye git. Yani git yani. Yazlık kirala yani değil mi? Tabii aynen. Yani başka yolları da var. Öyle her söyleyeyim. Türlü var yani uzak durabiliriz yani. Stres yönetimi. Takma gerek yok yani. Stres yönetimi sizinle alakalı bir şey arkadaşlar. Stres, depresyonlar. Depresyon, stres. Yani tamam uzak duruyorsunuz ama sizle alakalı. Evet. Yani başkasını asla suçlamayın. Yani o yani seni o sinirlendirebilir yani bir küçük yani sana bir şey söyleyebilir, kırıcı bir şey söylersen rencide edebilir ama o yani o onu yanına atmamız lazım yani takmamamız lazım. Çünkü o rahat ediyor, sen rahat edemiyorsun yani o. Kesinlikle sana. Abi kesinlikle. Bunu atacağız yani üzerimizden ki hatırlıyorum. Rahata. Bu da böyle defa etmemiz lazım. Beraber konuşuyoruz arkadaşlar beraber ya diyoruz işte bu stres yönetimiyle alakalı. Konuya açıldı. Evet arkadaşlar. Biz evet. De böyle bir şey çekmeye karar verdik. Stres yönetimi nasıl olmalı? Nasıl arkadaşlar biz çok böyle çekimler yapacağız arkadaşlar. Aynen. Yap. Beraber çekim çok ekim yapacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Başka konulardan değineceğiz. Umutsuzluğa kapılmayın. Pozitif evet. Bakın. Her zaman. Pozitif spor, bakın. Spor, kitap. Kitap aşığı olun. Evet. Kitap spor aşığı gezin, olun. Gezin, ve çalışın. Bak ya çalışın ve gezin. Yani aynen. Özgür olun. Arkadaşlarınız olsun. Bir arkadaşınız olsun. Gidin bir yerlere takılın. Sinemaya gidin.
bildiğimiz gibi, şeyler. Aynen. Herkesin bildiği şeyler. Dediğim gibi, tiyatroya gidip... Ve şunu söyleyeceğim. Parayı dert etmeyin arkadaşlar. Parasal sıkıntılar varsa para, da olur yani. O. Para mutluluk getirmiyor. Getirmedi, para mutluluk getirmiyor. Onu ben söyleyeyim size. Parayı dert etmeyin. Mutluluğa odaklanın diyorum ben. Evet. Aynen öyle. Bu videonun sonuna geliyorum. Eğer beğenirseniz de arkadaşlar devamını çekebiliriz. Yani bize konu yorumda konu atın. Yani yoruma konu yazın. Beğenin biz... ve yorumlarınızı bize esirgemeyin arkadaşlar. Aynen. Yorumlarınızı esirgemeyin, beğenin. Biz o konu hakkında yeni video çekeceğiz, söz veriyoruz. Evet arkadaşlar. Çekebiliriz yani. Yeter ki konuyu yazın. Düzgün bir konu olursa şayet yenisi çekeriz. Bugünün konuyu böyle bitiriyorum. Bir şeyler demek istiyor musun? Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın.